Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru domates yapmak istiyorum. Burada 3 kilo kadar domatesim var. Domatesleri 3-4 su yıkadım ve yıkadıktan sonra da kurumasını bekledim. Bunların önce başlarını alıyorum. İkiye ayırıyorum. Ortalarından bir çizik atıyorum. Çarpı koyuyorum. Bunlar çizik atınca daha çabuk kuruyorlar ve hiç küflenme falan olmuyor. Domatesler kururken alttan hava alması gerekiyor ve daha çabuk kuruyorlar. Üzerlerin alttan akan sular da domatesi hem karartmaz. Böyle bir fırın ızgarasının üstünde çok çabuk ve çok hızlı kuruyorlar. Bir tepsinin üzerine bez sererek o bezin üzerinde de rahatlıkla kurutabilirsiniz. Çok nefis oluyor. Bu kuru domatesi kuru fasulye, nohut gibi yemeklerde de kullanabilirsiniz. Domatesim çok olsaydı büyük sergi yapacaktım. Orada kurutacaktım. Ama çok fazla domatesim olmadığı için burada tepside kurutmaya karar verdim. Bu çiziklerin sayesinde domatesler daha çok güneşle temas edecek ve daha hızlı kuruyacaklar. Evinizin en çok güneş alan bölgesinde koyarsanız daha hızlı kurur. Kahvaltılarda kekikle, zeytinyağıyla, kapari ile çok güzel bir kahvaltılık hazırlanıyor. Benim kapari ile kuru domatesle bir videom var. Genelde sırf onun için kurutuyorum ama başka şeyler için de kullanıyorum. Şimdi bu tepsimin işi bitti. Eğer bahçeniz varsa bahçede daha çabuk kuruyor. Çünkü bahçeler daha çok güneş alıyorlar. Ben bunu bahçede bir masanın üzerine koyarak kısa zamanda kurutmayı düşünüyorum. Eğer bahçe yoksa balkonunda güneş alan bir bölgesinde çok hızlı kururlar. Çok çabuk kuruyor zaten domatesler. Bir de ortasından çizik attığım için çizikler daha hızlı kurumasına yardımcı oluyor. Ben yılda 10 kilo kadar domates kurutuyorum. Ve bu çok çok kolay tüketiliyor. Çok da güzel kullanılıyor. Çok sağlıklı, çok faydalı. Bir de sizler de yaparsanız çok güzel olur. Domatesleri ızgaranın üzerinde ve tepsinin üzerinde olmak üzere iki çeşit yaptım. Şimdi bunlara tuz atma işine geçiyorum. Kullandığım tuz iri salamura tuz. Çok güzel oluyor domateslerde. Hem böceklenmesini önlüyor tuz, hem küflenmesini önlüyor. Kuruttuktan sonra da cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Hava geçirgenliği olan bez torbalarda saklayabilirsiniz. Hiç bozulmuyor, hiç böceklenmiyor. Benim hala daha kuru domatesim var, geçen seneden kalma. Şu anda daha hala vakit geçmiş değil. Mutlaka güneşler çok güzel, çok keskin. Bu domatesler en geç bir haftanın içerisinde kurur. Çok memnun kalacaksınız siz de yaptığınızdan. Domatesleri serme işlemim bitti. Şimdi bunları kurumaya bırakıyorum. Arkadaşlar, yaklaşık 4-5 gündür keserek ve üzerine tuz serperek serdiğim domateslerim kurumuş, kıtır kıtır olmuşlar. Şimdi bunları nasıl saklanacağını ve nasıl muhafaza edileceğini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu domateslerimizi kavanozlarımıza koyarak muhafaza edebiliriz. Eğer kavanoza koymak istemiyorsak da bez bir torbaya doldurarak muhafaza edebiliriz. Böyle olunca da böceklenme, kurtlanma, küflenme gibi hiçbir olayla karşılaşmayız. Gerçekten de çok güzel olmuş domateslerimiz. Kavanozda da çok güzel mis gibi duruyor. Bunu kullanmak istediğimizde birkaç su yıkayacağız. Üzerinde fazla tuzu varsa, tozu falan varsa gitsin diye. Suyunu süzdürdükten sonra domates yumuşuyor zaten. İstediğimiz gibi kahvaltılıklarda da rahatlıkla kullanabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için de kanalıma abone olur, yorum yazar ve like atarsanız
paylaşırsanız videolarımı çok memnun olurum. Size de kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.